Evet arkadaşlar, merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Modüllerimizi ikincisini bitirmiştik, müşteri modülünü. Şimdi rezervasyon modülüne geçeceğiz. Rezervasyon modülünde de ne yapacağız? Bir yapı oluşturacağız, rezervasyon ekleyeceğiz, oluşturacağız, listeleyeceğiz, güncelleyeceğiz, sileceğiz gibi işlemleri yaparak otomasyonumuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Rezervasyon C'ye açalım kaynak dosyamızı. Alttan başlayalım rezervasyon işlemleri. Burayı ne yapalım arkadaşlar? Bir önceki şeyde oluşturduğumuz şey vardı. Müşteri kısmı vardı ama turlar C'nin içerisindeki şu tur işlemlerinin içerisindeki şunu kopyalayayım arkadaşlar. Kopya dedim. Hemen şuraya geliyorum rezervasyon C'ye. Buraya yapıştırdım. Şimdi burada ne yapacağız? İnt seçim, tur menü değil. Yukarıda neymiş ismim? Rezervasyon. Pardon, rezervasyon işlemleri. Rezervasyon menümüz yok mu burada? Buraya rezervasyon menüsü eklememiz gerekiyordu. Şuraya bir bakayım arkadaşlar. Rezervasyon menü. Şurada rezervasyon menüyü atlamışız. Onu ekleyelim arkadaşlar. Bir bakayım. Oluştur, listele, güncelle, sil. Tamam. Şuraya void rezervasyon menü. Bir tane de menümüz olacak. Şimdi menü tur menü değil. Şuradan yapıştırayım. Pardon. Rezervasyon kelimesini kopyalayacağım. Rezervasyon menü. Hemen şuradaki tur ekleleri ne yapalım? Rezervasyon oluştur diye bir fonksiyon. Yukarıda da öyle zaten. Rezervasyon oluştur. Tamam. Şu tur kelimelerini rezervasyon yapıyorum. Rezervasyon sil. Tamam. Tur menü değil. Rezervasyon menü. Tamam. Şimdi burası tamam. Şurada rezervasyon menüyü dolduracağız. Onun için ne yapalım arkadaşlar? Hemen hazır bir fonksiyonumuz var zaten. Şuradan tur C'deki tur menünün fonksiyonundaki kodları kopyalayalım. Gelelim buraya. Yapıştıralım. Buradaki tur gördüğümüz yere ne yapıyoruz? Rezervasyon yazıyoruz. Rezervasyon diyelim. Tur ekle değil. Şuradan bir tane rezervasyon kelimesini kopyalayayım arkadaşlar. Hemen hızlıca rezervasyon oluştur diyelim. Bunun ilk harfini büyütelim. Rezervasyon oluştur. Tamam. Hemen şuradan tekrar bunu kopyalayayım. Rezervasyon listele. Rezervasyon güncelle. Rezervasyon sil. Şimdi burada menümüz de tamam arkadaşlar. Buraya kadar olan kısmı bir görelim isterseniz. Test edelim. Şuralar tamam. Tamam. Çalıştıralım bir görelim arkadaşlar. Ne dedi? Rezervasyon menüde bir eksiğimiz var. Buradaki eksiğimiz neden kaynaklanıyor? Rezervasyon menü. Tamam. Rezervasyon menü oluştur. Menü. Tamam. Ama bunu rezervasyon menü integer yapacaktık arkadaşlar. Integer return seçim. Hatamız budur muhtemelen. Bir bakalım. Evet, ekranımız geldi arkadaşlar. Şimdi 1'e bastığım zaman turdaki menülerimiz bunlar. Çıkıyor. 2'ye basıyorum. İkinci modülümüz olan müşterideki menülerimiz bunlar. Sıfıra basıp çıkıyorum. Rezervasyondaki modüllerimiz arkadaşlar tur işlemlerini ve müşteri işlemlerini kullanacak. Bunu bilelim. Şimdi 3'e basıyorum. Rezervasyon işlemlerindeyiz. Rezervasyon oluşturabiliriz, listeleyebiliriz, güncelleyebiliriz, silebiliriz. Şu an herhangi bir kaydımız yok. 1'e bastığım zaman gördüğünüz gibi fonksiyona girip çıkıyor sadece. Ancak 5'e basarsam hatalı seçim yaptınız der. 0'a basarsam çıkış yapar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Rezervasyon oluşturacağız. Rezervasyon oluşturacağız ama bunun yapısında şurada oluşturalım. Rezervasyon kütüphanesine girelim. Şurada typetf struct rezervasyon diyelim. Varmış rezervasyon
Tekrar şuraya gelelim. Rezervasyon biraz uzun olacak arkadaşlar. Ben kısaca rez diyeyim, anlaşılır. Rez diyelim. Tamam. Şimdi burada ne yapalım? Rezervasyondaki yapımızın değişkenleri. Integer ID'miz olacak. Kişi sayısını alacağız. Ve toplam ücreti hesaplayacağız. Integer olarak bunları belirledik. Karakter tipinde müşterinin TC'si lazım. Müş TC diyeyim. 20 karakter. Tur ID'yi alacağız. Tur ID sayısal olduğu için şuraya yazalım. ID kişinin kişi TC'si diyecektik buna. Ya da MTC diyelim arkadaşlar. Müşteri TC. O zaman MTC diyelim. Müşteri TC olsun. Pardon, TC'yi yazacaktık arkadaşlar. Burada integer olarak ID'yi alacağız. Kişi sayısını alacağız. Kişi sayısı toplam ücret. Tamam. Ancak burada tur TC'yi aldık. Karakter tipi olarak müşterinin TC'sini. Burada bir de tur ID'yi de almamız lazım. Şuraya gelelim. Tur ID. Tamam. Şurada hemen gelelim şuraya. Müşteri TC'sinden sonra kişi sayısını yukarıda alıyorduk. Toplam ücreti yazıyorduk. Bir de şu anki rezervasyon tarihini yazalım. Tarih 20 karakter. Tamam. Burada 5 tane 1, 2, 3, 4, 6 tane değişkenimiz var. Tamam. Şimdi gelelim bunu kaydedeyim ben. Bu kısmı Ctrl S dedim, kaydettim. Rezervasyona geldik. Şurada bir tane değişken oluşturacağız ama şunları da ekleyelim arkadaşlar. Şuradaki şeyler vardı ya arkadaşlar. Yukarıdaki. Yukarıya geleyim. Şurada hazır kütüphanelerimiz vardı. Sistemin kütüphaneleri. 3 tane. Bunları alalım. Rezervasyon C'nin içerisinde. Önce bunları bir yapıştıralım. Daha sonra bizim yapımız neydi arkadaşlar? Res'den bir tane R1 oluşturalım. Şimdi rezervasyon oluşturmaya gelelim. Biz rezervasyon oluşturma arkadaşlar müşteri ekleme ya da tur kaydı ekleme gibi bir şey. O yüzden biz herhangi birinin kodlarını kopyalayıverelim. Turlar C'ye gidiyorum ben arkadaşlar. Yukarıda ne var? Tur ekle. Biz tur ekleyi kodlarını kopyalayalım. Bunu rezervasyon ekle ya da oluştura uyarlayalım. Buraya yapıştırdım. Şimdi tur eklemede tur ekle tur gördüğümüz yere rezervasyon yazacağız arkadaşlar. Rezervasyon. Tamam, ekleme ya da oluşturma diyelim. Burada tur numarası değil, rez numarası diyeyim, anlaşılır. Rez numaraları, tamam. Bir numara üreteceğiz, rezervasyon numarası. Çünkü şurada yapı oluştururken arkadaşlar ID dedik ya, bunu arka planda birincil anahtar olan, yani tekil bir numara olacak. Bunu da ancak bu şekilde üretebiliriz. Burada tur gördüğümüz yere rez yazacağız arkadaşlar. Gerçi şu an numara üretiyoruz. Burada aynen duracak. Numara, tamam. Şimdi şu T gördüğümüz yere de R1 diyelim. Şurada bir değişken oluşturduk ya, global R1. Tamam. Şimdi tur yeri değil. Biz bunu ne yapacağız? Şunları isterseniz sileyim. Tamam. Tur yeri demeyelim. Sırayla değişkenlerimizi soralım. ID'yi zaten arka planda üretiyoruz. Biz şeyden başlayalım. Müşteri TC'sinden. Müşteri TC no'sunu gireceğiz. Ancak biz bu müşterinin TC'sini arkadaşlar daha önce oluşturduğumuz müşteri kaydını listeleyerek bir önümüze getirsin. Bir görelim. O şekilde girelim arkadaşlar. Müşterinin TC'sini şurada R1 nokta müşteri TC aldık. Ancak dediğim gibi şurada bir listeleyelim. Listelemek için şurada müşteri listele vardı. Müşteri C'ye gidiyorum ben arkadaşlar. Müşteri C'ye gidiyorum. Burada müşteri listelerin içerisinde şurada müşteri listeleme durumu vardı. Burada müşteriler data lazım bize. Şuraya kadarki olan kısmı listeleyebiliriz. Ya da müşteri listeli diye direkt fonksiyonu yazayım arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Müşteri listeli diye bir fonksiyon var. Ama biz bunu çağırmamız için
Bunun kütüphanesini buraya dahil edelim arkadaşlar. Include müşteri nokta h kütüphanesi. Artık müşteri h kütüphanesini dahil edersem burada müşteri listeleri diye bir fonksiyon prototipi var zaten. Şu an görmesi lazım. Bir gelelim, rezervasyondayız. Şurada. Şimdi müşteri TC'sin önüne önce müşteri listeleri bir oluşturalım. Müşteri liste. Bu fonksiyonu bir çağıralım. Müşterileri listeleyelim. Kayıtlı müşterileri. Daha sonra TC'sini alalım arkadaşlar. Müşterinin TC'sini alalım. Daha sonra müşterinin TC'sini aldık ya arkadaşlar. Bir de hangi tura katılmak istiyor? Bir de tur listeleme yapacağız. O yüzden turlar haşa gidelim. Burada tur listelerinin gelmesi için biz ne yapacağız? Şuraya müşteri haş gibi aynen şunu kopyalayayım. Yapıştırayım. Önce kütüphaneye ekleyelim yani. Turlar haş kütüphanesini dahil ettik. Bu turlar haşın içerisinde şunları kopyala yapıştır yapayım arkadaşlar. Müşteri listeli değil. Tur listeli. Tur listeli. Tamam, bunu da listeledik. Burada müşterinin TC'sini değil, tur ID'sini girelim. Tur no ya da ID soralım. Şöyle biraz bunu eşitleştirelim. Burada da aynı şekilde müşteri TC değil, nokta tur ID. Bu integer olduğu için hemen adres operatörünü ve şuradaki şeyde %D yapalım. Tamam. Sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Tur ID'den sonra kişi sayısını soralım. Kaç kişi katılacak? Hemen şunu kopyalayıp yapıştırayım. Kişi sayısı diyelim. Kişi sayısı. Hemen %D olsun. Tamam. Kişi sayısı. Bunu da aldık. Tamam. Burada kişi sayısından sonra bize tarih lazım. Hemen yapıştıralım. Şunu yapıştırayım arkadaşlar. Ctrl C. Tarih. Şurada R1'in tarihi diyeceğiz. Şunlar tarih. Şuna adrese gerek yok. %D olmayacak. Bu %S olacak. Hatta şöyle yapıyorduk. \NS. Şunlar aynen dursun. Tur ID kişi sayısı. Burada kişi tarih, toplam ücret lazım. Toplam ücreti şöyle hesaplayacağız arkadaşlar biz. R1'in toplam ücreti eşittir. Şurada kullanıcıdan kişi sayısı aldık ya arkadaşlar. R1 nokta kişi sayısı çarpı. Biz bir de bunun kişi sayısıyla ücreti çarpacağız. Yalnız biz ücreti nereden aldık arkadaşlar? Nerede gördük? Ücreti şu an turların içerisinde olan bir şey. Ona erişmemiz lazım. Yani bu tura ait ücret ne kadar? O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradaki tur listeli vardı ya arkadaşlar. Biz bunu bu şekilde listelemeyeceğiz. Biz bunu şurayı yorum yapayım. Tur listeli kodlarını getireceğiz. Turlar haşa gidelim. C'ye. Şurada tur listeli. Evet. Burada yani turun ücreti burada kayıtlı. Bunu getirip okumamız gerekiyor. Kopyalayalım. Şuraya gelelim. Rezervasyonu şuradaydık arkadaşlar. Şuraya iki tane şeyin arasına şöyle yapıştırayım. En azından nerede çalıştığımız anlaşılsın. Şimdi burada bunlarla işimiz yok. Tur listesi diyebiliriz. Tur listesi diyelim. Tamam. Turlar dat dosyasını açsın, okusun. Numaralarını yazsın. Bize herhangi bir tur kaydı yoktur der şeyde. Tamam. Şimdi biz şurada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Gelelim şuraya. Ben şurada tur ID'yi soruyorum ya. If dedim durum sıfırsa burada zaten şey yapacak. Herhangi bir tur kaydı olmadığı için devam etmeyecek. Şurada else diyeceğim. Parantez açacağım arkadaşlar. Else'de tur kaydı vardır. O zaman şu kodları bunun içerisine alayım. Burada turnoyu, kişi sayısını, tarihi soralım.
Tamam. Şimdi toplam ücreti burada hesaplayabiliriz. Biz kişi sayısı çarpı, şurada kişi M1 diye bir değişken oluşturmuş muyuz? Oluşturmamışız. Şurada bir tane de M1 oluşturacağım. Pardon, T1 oluşturacağım. Tur'dan T1 oluşturacağım. Tamam. Şimdi şuraya gelelim. Toplam ücret kişi sayısı çarpı M1'in ücreti. Pardon, T1'in ücreti. T1 nokta fiyatıymış. Fiyat diye kaydetmişiz. Tamam. Biz burayı bulduk ya arkadaşlar. Buraya kadar artık tüm bilgileri aldık. Rezervasyon bilgilerini, kişi bilgilerini, daha sonra tur bilgilerini. Hepsini aldık. Biz burada şöyle bir şey yapacağız. Biz bunu kaydedeceğiz. Buraya kadar geldiysek, LC'ye kadar geldiysek kayıt yapabiliriz. Kaydı da şöyle yapalım. Veri tabanını kaydedeceğiz. Şuradaki kodlar, kayıt kodlarını keseyim ben arkadaşlar. Şuraya yapıştırayım. Tamam. Turlar değil, rezervasyonlar diyelim. T1 değil, R1. Tur değil, res. Pointer'ımız bu şekilde. Yüzde de numaralı tur kaydı değil, rezervasyon kaydı. Kaydı yapıldı. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şuradaki kısımda çakışan bir şey var mı arkadaşlar? Şurada pointer bize şey olabilir. Yukarıda aynı pointer'dan oluşturduk mu? Şurada da oluşturduk. Bu hata verir bize. Biz şunu pointer'ı tekrar tanımlamayalım. Yukarıda tanımladık çünkü. Burada tanımlanmış durumda. Hatta şurada da var. O numara pointer'mış. İsterseniz şuna tur pointer da diyebilirdik. Turlar, tur. Şöyle yapayım arkadaşlar. T pointer yapacağım şuradaki şeyi. Daha sonra şuradaki şeyi T pointer diyeceğim. Tamam. Gerekli okuma kapama işlemini yapacak. T pointer. Karıştırmasın. Karışmasın yani. Tura ait tabii kendine özgü bir pointer olsun. Dosya pointer'ı. Şuradaki şeyi tekrar oluşturacağım. File'dan pointer. Tamam. Tamam arkadaşlar. Buraya kadar tamam. Şurada else bunu burada yaparsak olmaz. Biz bunu burada keseyim. Ctrl X ile. If'e girdi. Ya da if'i genişletmemiz gerekiyor. Şurada kapatayım ya da burada kapatsak olur. Şurada kapatıyorum. Bu tur pointer. Daha sonra bizim diğer pointer'ımızı bu içeride kapatmıştık zaten. Burada açıyoruz, burada kapatıyoruz. Tamam arkadaşlar, şu an tamam. Rezervasyon oluşturma kaydımız tamam. Bir bakalım. Şuraları eklemiştik, kütüphanelerini. Bir çalıştıralım. Rezervasyon işlemi için 3'e basıyorum. Önce bir tur kaydı var mı ona bir bakalım arkadaşlar. 2. Herhangi bir tur kaydı yok. Önce bir tur kaydı ekleyelim. 1. Turumuzun ismi ne olsun? Çanakkale turu olsun. Kontenjan 100 kişilik. Fiyat 1500 lira. Tur başlama 20.06.2022. 25.06.2022. 3 numaralı tur kaydı tamam dedi. Bir tane daha kaydedelim. Bu da İstanbul turu olsun. Kontenjan 80 kişilik. Fiyat 1200 lira. Tur başlangıç 30.06.2022 olsun. 05.07.2022 bitiş olsun. Tamam. Şimdi listeliyorum. İki tane turumuz var. Buradan çıktım. Rezervasyon kısmına geçeceğim ama iki tane de müşterimiz var herhalde. İkiye basalım. Listeliyorum. Bir tane müşteri varmış. Bir tane daha ekleyelim isterseniz. 123 TC'li Mustafa Yılmaz. Doğum tarihi 10.05.2000 diyelim. Doğum yeri Kayseri. Cinsiyet dedik. Adres Nidabor dedik. Telefon 505-123. E-postası musluk@gmail.com diyelim. Tamam. Şimdi listeliyorum. Gördüğünüz gibi iki tane de müşterimiz var.
Şimdi buradan da çıkalım. Artık rezervasyon kısmına gelelim. Rezervasyon oluşturacağız. 1'e basıyorum. Bana dedi ki hangi müşteri için rezervasyon oluşturacaksın? TC'sini girelim. Salih için, yani o 20 TC'lik kişi için bir rezervasyon oluşturacağız. Hangi tura katılacak? Çanakkale var, İstanbul var. 3 numaralı Çanakkale'ye katılsın istiyorum. Çanakkale'nin turunun tarih bilgisi, ücreti burada yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam, 3 numaralı. Kişi sayısı 1 kişi kendisi gidecek. Tarih, yani şu anki tarih, işlem tarihi. Bugünkü tarihi yazıyorum, 2022. Tamam, 1 numaralı rezervasyon kaydı yapıldı dedi. Şimdi listeleme yapabilir miyiz? Şu an orayı oluşturmadık. 2'ye basıyorum, herhangi bir şeyimiz yok daha. Orayı da oluşturalım, listeleme kısmını da oluşturalım. Hem kayıtlarımızı da görmüş oluruz. Şimdi gelelim şu kısmı. Rezervasyon listele. Rezervasyonu listelemek için şuradaki tur listeli var diye arkadaşlar onu kopyasını alalım isterseniz. Tur listele şurada. Gerçi yukarısında var mıydı? Yoktu. Şimdi aldım. Rezervasyon listenin içerisine yapıştırdım. Biz burada ne yapacağız? Hemen başlıkları tur gördüğümüz yere rezervasyon listeleme tamam. Turlar değil. Rezervasyon. Şuradan dosyanın ismini kopyalayayım arkadaşlar. Copy. Yapıştıralım. Burada şu dosya kaydını yukarıda vardı. Onu aynen yapıştıralım mı diyeceğim. Gerçi orada yoktu. İlk defa yapıyoruz bunu. Şunu uyarlayalım arkadaşlar. Sırayla numarası, rezervasyon numarası. Daha sonra ne geliyor? Müşterinin TC'si var. Bunu 20 yapalım. TC'den sonra tur ID var. Tur ID'yi de 10 yapalım. Daha sonra sırayla gidiyorum ben arkadaşlar. Kişi sayısı var. Bunu da 10 yapalım kişi sayısını. Tarihi var. Tarih 20 olsun. Toplam ücreti de 10 yapalım. Tamam. Şimdi sırayla bunları değiştireceğiz. Numara tamam. Tur yeri değil. İkinci seçeneğimiz neydi? Müşteri kişinin TC'si yani. TC no diyelim. Tur ID tur numarası yani. Fiyatı değil. Kişi sayısı. K sayısı diyelim isterseniz. K sayısı. Burada kişi sayısından sonra tarihi sadece başlangıç tarihi değil, rezervasyon tarihi bu. Res tarih diyelim isterseniz. Ve en sonda şurada ne var? Toplam ücret. Toplam ücret. Toplam ücret burada uzun olduğu için şunu da 20 yapalım. Tamam. Şimdi şuradaki formatı kopyalıyorum. Şuraya kadar. Kopya diyelim. Şunun içerisine yapıştıralım. Sırayla gidelim. %10 dediğimiz numara o zaman %D olacak. Numaradan sonra TC %S olacak. TC'den sonra tur ID %D olacak. Tamam. Tur ID'den sonra kişi sayısı %D olacak. Kişi sayısından rezervasyon tarihi var. Rezervasyon tarihini %S, toplam ücreti %D yapacağız. Tamam. Şimdi formatlarımızı şurayı sileyim. Baştan yazalım. Şu durum dursun. Şimdi R1'in ID'si, R1'in müşteri TC'si, R1'in tur ID'si, R1'in kişi sayısı, R1'in rezervasyon, R1 nokta rezervasyon tarihi mi? Normal tarihmiş. Tarih tamam. En son R1'in toplam ücret. Tamam. Buralar aynen duruyor. Herhangi bir tur kaydı değil. Rezervasyon kaydı yok diyeceğiz. Tamam. Şuradaki şeyleri T1'leri R1, turu rez diyeceğiz. Tamam. Şu an listelememiz de hazır gibi arkadaşlar. Burayı da bir görelim isterseniz. Bir tane kayıt var zaten. Rezervasyon kaydı. Bir çalıştıralım. Tamam.
Rezervasyon işlemleri için 3'e basıyorum. Listelemek için 2'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi bir kişi rezervasyon yaptırmış. TC'si 10-20 olan. Rezervasyon numarası bu. Ancak turun numarası bu. Ya Çanakkale'dir ya İstanbul'dur. Kişi sayısı 1 kişi gidecekmiş. Şu tarihte rezervasyon yapmış. Toplam ücreti de 1200 liraymış. Şimdi bir yeni bir kayıt yapalım isterseniz. Bir rezervasyon daha yapalım. Rezervasyon oluşturmak için 1'e basıyorum. Kim yapacak? 10-20 yapmıştı. 1-2-3'e yapalım. 1-2-3. Nereye gitsin? İstanbul'a gitsin. 4 numaralı tura katılsın. Kişi sayısı, burada 1 kişi demeyeceğim. 2 kişi diyeyim arkadaşlar. Mustafa arkadaşıyla ya da kardeşiyle gitsin. Mustafa'nın 2 kişi burada Çanakkale'ye gidecek. Çanakkale'nin ücreti 1500 liraymış. Ben 2 kişi yazdığım zaman 3000 lira hesap çıkartması gerekiyor. Onu da kontrol etmiş olalım. Kişi sayısı 2 dedim. Tarih, şu anki tarihi yazıyoruz. 06.04.2022. Tamam. 2 numaralı rezervasyon kaydı da yapıldı dedi. 2'ye basarak bir listeleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi 2 numaralı rezervasyonumuz 123 TC'li kişi yapmış. 4 numaralı tura katılacakmış. İstanbul turu. 2 kişi katılacakmış ve burada toplam ücret niye 2400 lira dedi arkadaşlar? 3000 lira demesi gerekmiyor muydu? Biz burada ücreti 4 numaralı tura bir bakalım arkadaşlar. Ücretine 0 1 listele 4 numaralı Çanakkale turunun tamam doğru arkadaşlar 1200 liraymış. Yani Mustafa Çanakkale turuna değil İstanbul turuna katıldı. Eğer Çanakkale'ye katılsaydı 3000 lira tutacaktı hesabı. Şu an hesap doğru arkadaşlar. 4 numaralı tura katıldı. Yani İstanbul turuna katıldı. 2 kişi katıldı. O yüzden 2400 lira. Tekrar bir bakalım isterseniz. Rezervasyonu listele dedim. Gördüğünüz gibi 4 numaralı tura katılıyor Mustafa. 2 kişi katıldığı için 2400 lira hesap çıktı. Şimdi rezervasyon oluşturma da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi neyimiz kaldı? Bir çıkalım buradan. Rezervasyonda ilk oluşturma işlemini yaptık arkadaşlar. Videoyu burada durduracağım. Listelemeyi de yaptık. Rezervasyon güncelleme var, rezervasyon silme var. Onlar da bir sonraki video yapalım ve projeyi bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki video buluşalım. Şöyle kodları baştan sona tekrar gösteriyorum. Rezervasyon kütüphanemizdeki kayıtlı veriler de bunlar, kodlar bunlar. Diğerlerine zaten dokunmadık, aynen duruyor. Ancak gene de şöyle bir göstereyim. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.